Herkese selamlar dostlar. Ben Şahin. Umarım keyfiniz yerindedir. Uzun yıllar boyunca çıkmayacak denilen Windows 12 hakkında artık kesinlik kazanan her şeyi bu videoda hızlıca özetliyoruz. Windows 11 neyse kabaca Windows 12'de çok benzer bir görünüme sahip olacak. Böylece tasarımla giriş yapmış olalım. Yani Windows 10'dan 11'e geçince yaşanan değişime kıyasla çok daha az şey değişecek. Çünkü asıl değişiklik tasarım yani görünümde falan değil. Arka planda yazılımların çalışma mantığında. Asıl büyük adım Windows 12'yi Microsoft Soft'un Apple'a karşı son şansı diyebileceğimiz yazılım alanında yaşanacak. Yeni bir Windows sürümüne şu an ne kadar ihtiyacımız var kesin olarak bilmiyorum ama bu işletim sistemi savaşında olayın rengi epey bir değişti. Çünkü her şeyin giderek birbirinin kopyası gibi göründüğü teknoloji dünyasında tasarım artık ikinci planda dostlar. Bakın bu grafik bize son 10 yıl boyunca en çok hangi işletim sisteminin kullanıldığını gösteriyor. Mavi çizgi Windows, siyah olanlar macOS. 10 yıl önce dünyanın %90'ı Windows kullanırken bu oran bugün %70. Mac 10 yıl önce %7 seviyesindeyken bugün %15'e yükselmiş. Yani Microsoft bu geçen zamanda neredeyse her 4 kişiden birini kaybetmiş, Apple kullanıcı sayısını 2'ye katlamış. Bu Apple işletim sistemindeki Duck adı verilen araç çubuğu. Bu da Windows 11'in son kritik tasarım güncellemesiyle değişen yeni araç çubuğu. Yanlış anlaşılmasın Apple her zaman ilki yaptı, Microsoft bundan örnek alıyor demiyorum ama şuna bir baksanıza. Windows 12'deki araç çubuğu da böyle olacak. Allah'tan hala görev çubuğu dediğimiz o uzun bar duruyor da ama eminim böyle hala 20 yılı aşkın süredir alıştığımız o klasik başlat menüsünü arıyorsunuz. Uygulama simgeleri Windows 11'de ortaya kaydığında çoğumuz buna alışamadık uzun süre. Haklı olarak eleştirdik. Hatta bu videoya da bir eleştiriyle başlamak gerektiğini düşündüm bu sebeple. Windows 11 ile o kadar çok şey değişti ki reklamlara boğulan başlat menüsü, sıfırladığınız bilgisayarı ilk açtığınız anda karşınıza sırayla dizilen Microsoft 360'a abone ol, Game Pass istemez misin teklifleriyle her ay bana para ver dayatması. Üzerine bir de Microsoft hesabı açmadan bilgisayarın ilk kurulumunu görüştürmek derken yani üzgünüm ama Apple sanki bu yarışı kazanıyor gibi. Bu bizim fikrimiz değil. Rakamlar ve son 5 yıl içinde Microsoft'un yaptığı yenilikler öyle gösteriyor. Windows 12 gerçekten iyi bir hamle olmazsa bu grafiğin çok hızlı değişmesi mümkün. Apple'dan %50'leri bile görebiliriz ve Windows 12 artık sadece tasarım konusunda da değil. Daha pek çok konuda Apple'ın çizdiği yoldan devam edecek gibi gözüküyor. Peki neymiş Apple'ın çizdiği bu yol? Apple ne yapmış da kazanmaya başlamış ve bunun Windows 12 ile falan ne ilgisi var? Cevap donanım arkadaşlar. Yani o işletim sistemini kullanmamızı sağlayan bilgisayarın içindeki bileşenler. Ve bu donanım meselesi Windows 12'nin nasıl olacağını, nasıl çalışacağını, bize neler sunacağını çok ciddi oranda etkiliyor. Bir işletim sisteminin en iyisi olması için üzerinde çalıştığı bilgisayarın öyle en güçlü, en pahalı donanımlara sahip olmasına falan gerek yok. Donanımlar böyle bir arabanın motoru iken işletim sistemi o arabanın tekerlekleri hatta yüyen aksamları gibi diyebiliriz. Siz kalkıp 4x4 2.0 motorlu devasa bir Ford Ranger'a 1.0 motorlu 13'lük Toyota Yaris yani küçük otomobil lastiği takarsanız aksları, fren disklerinin jantları, amasörleri değiştirmeniz gerekir. Bunu yapsanız bile kalkıp da böyle dağlara, tepelere, araziye çıkamazsınız. İşte Apple da 2020 yılında çıkıp dedi ki ben artık sadece lastikleri yani yürüyen aksamı değil kendi arabamın motorunu da kendim üretiyorum. O güne kadar Intel'in Windows bilgisayarlarda da kullanılan Core serisi işlemcilerini ve AMD'yi kullandı. Bu kararla birlikte bastı tekmeyi onlara kendi işlemcilerini kullanmaya başladı. Microsoft ise hala Intel'i ve AMD'yi kullanıyor ve hala sadece otomobilin yürüyen parçalarıyla ilgileniyor. Aynı lastiklerin birden fazla tipte arabada, motorda uyumlu şekilde çalışması için çaba harcıyor ama bu çaba artık eskisi gibi kabul görmüyor. Windows yüklü bir bilgisayar, M işlemcili Apple bilgisayarla aynı performansı vermek için uçak motoru gibi ses çıkarmak zorunda kalıyor şu an. Burada böyle yüksek grafikli oyunlardan söz etmiyorum dostlar, yanlış anlamayın. Windows tabii ki oyun konusunda hala açık ara lider. Temel meselemiz Apple'ın harcanan eforu azaltırken performansa geri kalmadan bilgisayarların boyutunu küçültmenin bir yolunu olması Bu yollar ray tracing yani ışın izleme teknolojisini iPhone'lara bile getirdiler çünkü. Oyunda da gaza basıyor yani Apple orada geliyor gelmekte olan. The new GPU architecture brings hardware accelerated ray tracing to the Mac for the first time. Şimdi yorum gelecek mi bunun altına Apple'ı amma övdünüz diye ama olay bu abi yani. Bir tarafta mobilde tutunamayan Microsoft var. Bir tarafta mobile bile Resident Evil'ı getiren Apple var şu an. Hazır grafiklerden yani oyunlardan falan da bahsetmişken Apple bilgisayarlarda harici bir ekran kartı yokken şöyle Windows'larda falan neden böyle bir karta ihtiyacımız var biliyor musunuz? Durum şöyle arkadaşlar. Çok basit bir haliyle anlatıyorum size. Lütfen bilmediğiniz kavramlara çok takılmayın. Microsoft Windows bilgisayarlar x86 mimarisi kullanır. 2020'den beri çıkan Apple MacOS bilgisayarlar ARM mimarisini kullanır. x86 mimarisi Intel ve AMD gibi şirketlerin ürettiği CISC çipleriyle çalışır. ARM mimarisi de RISC çipleriyle. Açılımlarına ve detaylarına girmiyorum uzatmamak için. Sonuç olarak ikisi de bilgisayar gibi görünür ama içleri apayrı iki dünya bu sistemlerin. Okumayı kolaylaştırmak için de risk ve kisk olarak şimdilik böyle isimlendirelim bunları. Diyelim ki bir dosya açtınız iki bilgisayarda da. Bu talimat için kisk birden fazla eylem yapar, risk tek bir eylemle gerçekleştirir. Kisk donanım odaklı performans verir, ön bellek yüksek mi mesela, İşlemci 5 GHz'e kadar gaza basar, yüksek RAM mi var, bas, SSD mi taktım fişek gibi, ekran kartı 4090 mı, üf böyle grafik ara Risk yazılım odaklı performans verir. Yazılımlar ihtiyaç duydukları performansı kendileri belirler. Yani KISK hesaplama yaparken harici bellek diye ağlar, der ki daha fazlasını istiyorsan bana RAM ver, ekran kartını güncelle, risk talimatları basitleştirdiği için elinde ne varsa onu eşit oranda kullanmaya çalışır. Risk ucuzdur, disk pahalıdır. Risk küçüktür, mikro işlemciye indirgenebilir, disk yanına eklemeniz gereken büyük büyük donanımlarla irileşmek zorunda kalır. Bakın bu sıradan bir Windows PC kasasının içindeki donanımlar. Bu da en pahalı Apple bilgisayar olan Mac Pro'nun içindeki donanımlar. Tüm kritik donanımlar her şey şu gri bölgenin içinde. Ekran kartı da işlemcide. Şimdi diyebilirsiniz ki Apple'da ne şirketmiş abi? Bu işi gerçekten başka beceren birisi yok mu piyasada diye? Var. Peki bilin bakalım kim? PC, today, Qualcomm. Ve evet o yıllardır akıllı telefon sektörünün en büyük işlemci üreticisi olan şirket Apple'ın en büyük rakibi oldu bu konuda. Hatta şöyle bir bilgi de vereyim. Apple'ın M serisi işlemcilerini geliştiren beyin takımı istifa edip Qualcomm için çalışmaya başladı ve şu anda Windows için ARM tabi tabanlı işlemci geliştiriyorlar. Sizi Snapdragon X Elite ile tanıştıralım. Is the power of Snapdragon. Şu anda sınırlı sayıda Windows laptopta yer alıyor. Henüz destekleyen uygulama sayısı az. Mesela Photoshop çalışıyor ama Premiere çalışmıyor gibi. Ama üzerine düşerlerse bundan 2 yıl sonra Microsoft için Apple'a karşı ciddi bir avantaj olacak. Peki neden ARM işlemci kullanmak şart? Yeni Windows bilgisayarların klavyesine eklenen şu tuşu gördünüz mü? Dile kolay 20 yıl sonra ilk kez Windows klavyesine buton eklendi. Yeni bir tuş eklendi. Bu tuşa basınca Microsoft'un yapay zekası Copilot açılıyor. İşte işin rengini değiştiren de bu yapay zeka meselesi. ARM tabanlı işlemciler x86 tabanlı işlemcilere kıyasla yapay zeka konusunda çok daha verimli. Şimdilik bunu bilmek yeterli. İşte Windows 12'nin de en kilit noktası bu Copilot ve yapay zeka meselesi olacak. Öyle sadece sorduğunuz sorulara yanıt veren bir yapay zekadan değil, bilgisayarınızdaki tüm dosyalara ulaşan, tüm uygulamalarınızı kontrol edebilen bir yapay zekadan bahsediyorum burada. Hatta ekranı sürekli takip edip az önce bir web sitesinde görüp yerini unuttuğunuz görseli sorunca anında geriye dönüp bulabilecek bir yapay zekadan söz ediyorum. I brown leather It came up in visual search. There's no place on this page that it says brown leather bag. It just knows because it sees this brown leather bag. Windows 12 kullanmak için ARM tabanlı bir işlemci şart olmayacak. Ancak muhtemelen Apple'ın da şu an yaptığı gibi gelişmiş yapay zeka özellikleri sıradan x86 işlemcili bilgisayarlarda kullanılmayabilir. Microsoft der ki, yapay zeka istiyorsan ARM tabanlı bilgisayara geçmen gerek. Yani oradan yeni işlemcilerini satmaya çalışacak. Windows 12'nin çalışacağı sistemin minimum 16 GB RAM hafıza ihtiyaç duyacağı söyleniyor bir de. Bu da yine yapay zeka özelliklerinin fazla geçici hafıza tüketmesiyle ilgili bir durum. Windows 10'da 1 GB, 11'de 4 GB RAM yeterliydi çalıştırmak için ama 12 epey bir yoracak RAM'leri. Öyle gözüküyor. Bakın MacOS'ta minimum 8 GB sistem gereksinimleri arasında. Ama 8 GB RAM'li bir Apple bilgisayarın performansı aynısının 16 GB versiyonuna göre çok kötü durumda. Burada çok detaya girmiyorum ama durum bu. Diğer sistem gereksinimleri konusunda net bir bilgi yok ama RAM ve geriye dönük 2-3 eski nesil işlemci dışındaki donanımları öyle kritik bir önem arz etmeyecek özetle Windows 12 için. Gelelim çıkış tarihi meselesine. Windows 12 normal şartlarda bu yıl, yani 2024 bitmeden çıkacaktı ancak Ekim ve Eylül 2025'e kadar ertelendiği söyleniyor. Bunun nedeni kesin değil, tahminlere göre en büyük sebep ARM tabanlı işlemcili bilgisayarların şu an çok sayıda üretilememesi. Tabii farklı nedenler vardır şu an bunun için ama bilinenler bundan ibaret. Windows 12 tıpkı Windows 11 gibi düzenli güncellemeler ile sürekli gelişecek. Yani 2015'te yerden yere vurup, şimdilerde mumla aradığımız özelliklere kavuşan Windows 10'un yıllar sonra Windows 12 içinde göreceğiz. Abonelikler elbette Windows 12'nin en büyük parçası olacak. Hele ki bu Game Pass sistemi. Çünkü Microsoft'un artık fiziksel Xbox konsolları üretmeyip, Game Pass aboneliği hediyeli oyun kolu satmaya odaklandığı haberleri var. Yani yeni bir Xbox konsolu çıkmayacak. Konsollar bile kalkıp, bulut oyunculuk Windows 12'nin merkezi olabilecek diyebiliriz özetle. Evet dostlar, bugün Windows 12 nasıl olacak konusuna epey bir derinlemesine girdik, çıktık. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve Windows 12 hakkındaki düşüncelerinizi de Yorumlar bölümünde belirtmeyi lütfen unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.